Bordo Mahallesi'nde bir şirketimiz var. Kooperatifine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kadın istihdamı bizim için çok önemliydi. Kadınlar çalışma hayatında olması bizim için çok değerliydi. Bu anlamda bize destek sunan, maddi ve manevi yardımlarını bizden esirgemeyen tüm Çağsiyat ailesine teşekkür ediyorum. Ve bu çalışmaya destek olan belediye başkanımıza ve Kadın Kooperatifi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii işin başından ve şu son aşamasına gelene kadar hiç ayrılmayan Mehmet Ali abim ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ciddi emek verdi ona. Gerçekten onu bir alkışlamak istiyorum. Çünkü yani olaya sadece para verip işin içine girmedi. Bedeniyle işin içine girdi. Evet. İşin model aşamasında, üretim aşamasında, bırakın maddi boyutunu taşıma aşamasında, yani bizleri aradı, siparişler aldı, çantalar yaptırdı. Yani bu anlamda çok ciddi emek verdi. Bu anlamda Mehmet Ali abime çok teşekkür ediyorum. Yani biz Çağsiyat ailesi olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Yeter ki siz üretin kadın arkadaşlarımız. Biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Birlikte üreteceğiz ve ürettiğimizi paylaşacağız. Hadi bizim için en önemli şey buydu, paylaşmaktı. Sizinle bugün burada olmaktan çok mutluyuz. Emeklerinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bu üretim atölyesini kurarken bizim Ovacık Belediyesi olarak buraya yapmış olduğumuz şeyler buranın belediye başkanı olduğumuzdan kaynaklı gayet doğal, gayet de normal. Ama asıl en büyük anlamlı olan katkı ise siz Çağsiyat ailesinin yaptığı katkıydı. Siz olmasaydınız bu sürede böyle bir atölyenin olmuş olması mümkün değildi gerçekten. Belki biraz önce başkanım dedi hani para her şey değil ama başlarken de insanlar için en zor olan aslında maddi bir katkıyı sunabilmekti ve biz bu katkıyı sizden aldık. Pandemi sürecine rağmen sizler koşullarınızı gerçekten zorladınız. Bu anlamda size çok teşekkür ederiz. Ve bir önemli şey daha şuydu ki atölye bir şekilde kuruldu sizlerin katkılarıyla. Ama bence biz ne onun background'ındaki tecrübesine sahiptik ne de bir belediye olarak en azından ne yapacağımızı bilen insanlar değildik. Ama Mehmet Ali abimizin sürekli işin başında sanki kendi işletmesiymiş gibi sanki burada bir yerel yöneticisi kendisiymiş gibi sürekli bu iş için geldiği, gittiği, koordinasyon kurduğu, iletişim kurduğu, bir ağlar kurdu, üretim ağı yarattı bize. Ve böylece burada üretime başlamış olduk. Bu üretimin en büyük önemi bizim için özellikle Mehmet Ali arkadaşın ısrarla üzerinde durdu. Geçmişten geleceğe aktarmak istediğimiz bir şey var. İşte bir toplumda dili, inancı ve değer yargıları erozyona uğrayıp yok olma aşamasına gelmişken aynı zamanda o toplumu var eden şeylerden biri de yine o toplumun giyimi, gelenekleri, görenekleri. Şimdi tabii fikir
geçmişteki geleneklerimizi ve giyimimizi gelecek kuşaklara aktarıp unutturmamak, bu fikrimiz hala olduğu yerde duruyor. Arada elbette başka çalışmalar yürütülüyor. Ama bunların hepsi asıl o nihai hedefimize ulaşmak için kullandığımız araçlardır. Ve işin sonunda gerçekten burada unutulmayacak bir gelenek ve kültür yaratılacağına ve aynı zamanda da ailelere hatırı sayılır bir şekilde dokunacak bir üretimin ve maddi karşılığının olacağına ben inanıyorum. Gerçekten size çok çok minnettarım. Sağ olun. Ya Muzur Baba, okumamak